dediğim bir şey var. Belki sen iyi misin? İyiyim Öykü Hanım ya. Bir sıkıntı yok değil mi? Yeri giydim, biraz sıcak bastı da. Ha, ya sabah geç geldiniz. Evet, evet. Geç girdiniz. Aynur da merak etti çünkü. Sizin bu yayınlarınızı yapıyorsunuz. Orada bir sıkıntınız yok. Çok eğleniyorsunuz maşallah. Harika. Dün akşam, dün gece saat 1'den sonra falan benim durumum biraz kötü oldu. Tamam, yayınlar açıyorsunuz. Bu yayınları açtığınız zaman da karşılıklı olarak bir şeyler yaşanıyor, bir şeyler oluyor sürekli. Beceremiyorsanız açmayın arkadaşlar. Yani çünkü buradaki ilişkilerinizi de etkileyecek şeyler yapıyorsunuz. Oğuzhan'ın Buse ile ilgili bir sıkıntısı var galiba. Burada konuşmayalım, konuşmayalım dediğiniz. Buse ile Dilara dün yayındaydı. Yayında bir şey söylemişsin. Biz bunları açmayacağız mı burada? Ya evet Öykü Hanım. Yani ne yapıyorsunuz? Ne söylemiştik hatırlamıyorum. Acaba. Hatırlaman değil, Oğuzhan hatırlıyordur ses odalarında bir yerlerde. Akşam ufak bir tartışma yaşadık Dilara ile. Evet. Akşam da Dilara Buse ile yayın yaparken, Buse teselli edeceğim, etmek isterken, senin bir hana ihtiyacın yok, sen zaten bir sultansın demiş. Evet dedi. Kötü bir şey değil. Ekstra ben fandomlardan aldım bilgiyi zaten. 7-8 tane bu ana fandom var, ana insanlar. Onlar bizi, her şeyimizi soruyor. İşte akşamları konuşuyoruz. Onlar söyledi, Buse ile Buse yayındayken sizinle alakalı çok kötü yorumlar yaptı dediler. Kötü bu mu? İlişkinizle alakalı. Ben bütün kesitleri izledim. Ben İzlediniz çok mi? İzleyemedim. Kayıt attılar ama ben izleyemedim. Hepsini izledim. Hiç öyle bir şey yok. Bana öyle dendi. Aksine ben sadece yayında hatta dedim ki sizi destekleyen insanlar oluyor çünkü yazanlar. Ben dedim ki arkadaşlar inanın biz bile çok çabalıyoruz. Yani biz de oldurmaya çalışıyoruz bu ilişkiyi. Ama onlar bir düzelir, bir barışır falan. Onu da arkadaşımın modu düşük ya yine. Çünkü seni de bir yandan izliyor o yayındayken modu düşüyor. Sen düşürüyorsun. Bence önce sen kendini bir sorgula. Ben niye bu kadını bu kadar üzüyorum, düşürüyorum diye. Ben de teselli etmek için sen zaten bir sultansın hayatım. Bir hana ihtiyacın yok diyorum. Bunda yanlış olan ne var? Sorgulamaya, ben de diyorum ki bir hangi der, bir hangi gelir gibi kişi sen değilsin. Bir şey söylemiyorum. Biliyorsun ben değil mi? Konunun içeriğini bilmediğin zaman sorgula kendini diyemezsin. İlk önce konunun içeriğini öğreneceksin. Tamam. Sonra bu yorumu yapacaksın. Eksinciksin değil. Öğrenmen lazım. Ceksin ceksinle konuşmuyoruz. Ben burada ben böyle konuşuyorum sana birader var. Yorum... Ben konuşmuyorum. Sen mi karışıyorsun? Oğuzhan sakin ol. Sen mi karışıyorsun? Hadi öğret. Oğuzhan gerginsin. Bir dinler misin? Fazla gerin mi olsun? Ben kimseye benzemem ama. Ben sana söyledim ama sana gerçek yüzümü gösteririm. Ben. Orada kalırsın. Başkası göstereceksin lan gerçek yüzümü. Göstersene bana. Sen kimsin lan? Bana hayırdır yorum yapıyorsun? Sana ne lan? Ben kimsin lan? Hayır sen kimsin lan? Benim hayırdır lan? Literatürümden sana ne? Artistleri falan. Gelsene buraya! Kes sesini! Ağzını bozma! Lan ağzını bozma! Lan bırak beni, bırak! Lan sakin ol, bırak beni, bırak beni! Biraz harap olduk haliyle. Dolayısıyla Görkem gelecek, biraz toparlanacağız. Sonra Mert, lütfen yani bunun devamı olmasın. Yani görmeyelim devamını. Abi ben bu zamana kadar kimseye yükselmedim. Terbiyesinden dolayı yükseliyorum. Yani ne yapacağımı da çok iyi biliyor. Öyle boş yükselmesine de gerek Murat'la yok. Daha önce Murat'la da karşı karşıya geldiniz. Ne olur bunu soğusun. Soğusun yani. Bir gerek yok böyle bir şeye. Çünkü arkadaşsınız, görüşüyorsunuz. Aradaki sıkıntı büyümesin. Çözemeyiz yani yoksa. Ama büyüten o bizim aramızda bile tamam, ben evet. Bir Dilara'ya makul olan sizi gördüğüm için, ki. Makul olan sizi gördüğüm için sizinle muhatap oluyorum. Dilara'cığım. Nesi var Oğuzhan'ın? Gün biraz hastaydı bir de. Hastalanınca çok sinirli oluyormuş. Hayır yani tamam ona. Olabilir de yani Mert de hastaydı. Herkes yani burada sonuçta bir topluluk içerisindeyiz. Sana söylediği durum ne? Bu kadar yükselecek bir şey yok. Dün akşamdan mı bir probleminiz evet, var? Evet, ondan da bir siniri vardı. Belki de o yüzden bu kadar çok tepki gösterdi. Ben de çok şaşırdım bu kadar çok tepki sizin bu yayına yansıyan gerginliğiniz ne? Ya ben önce onu aradım işte ne yapıyorsun, nasılsın diye daha servisteyken. O da işte eve geçiyorum falan filan derken. Gayet iyi gittiniz çünkü burada. İyiydik zaten. Sonra ben onu aradım, cevap vermeyince Berke'yi aradım. Berke de işte Oğuzhan yanımda gibisinden konuşunca dedim ki elinde telefon, tenezzül et bana mesaj dahi atmıyorsun dedim. O da şey dedi işte
işte niye seninle barıştık gibisinden girince ben de yine sert konuştum. Bir ufak bir tartışma oldu aramızda. O da çıktı, yayında mı konuştu? Yok, yayında konuşmadı. Yayında da herkes şey yazdı işte, aranız nasıl, düzelttiniz mi? Hani barışmış gibi görünüyorsunuz. O da şey dedi işte, Dilhan bitti gibisinden bir şey söyledi. O yayından sonra, önce ufak tartıştılar onlar. Oğuzhan geldi bana dedi ki bitti yine sonra galiba. Sonra Oğuzhan onu fark etti işte, Dilhan'ı gördü, baldız dedi işte. Dilhan bitemez gibi toparlamaya çalıştı. Konu bu. Öykü Hanım, dün akşam gece 3 gibi falan böyle işte Dilhan o ekibi, o Dilhan seven insanlar sürekli Oğuzhan'ı arıyor. İşte ne oldu, çok üzülüyoruz falan. Yani insanlar gece 3'te bile hani arıyorlar ne oldu size, neyiniz yani var diye. E tamam, ona yükselip gelip de burada acısını da bizden, hepimizden de çıkarmasın, evet, yani. Evet. Aklı başında bunu taşıyabilmek de var, hazmedebilmek, evet, de var. Çok demek ki hazmedememiş yani. Lütfen arkadaşlar, yani biz burada bir yayın yapıyoruz. Sizin PK'larınıza destek olmak için buralarda değiliz. Değiliz yani, bu iş bunun için yapılmıyor. Bu iş gerçekten Oğuz Enih'le gibi birbirini milyonlar arasından bulup bir arada olsunlar, gerçekten bir aşk yaşasınlar diye oluyor. Gizem'le Ferhat ayrı ayrı ülkelerden, biz birleştirdiğimiz için birbirlerini buluyorlar. Çok teşekkür ederim bu işinize. Hakeza siz de aynı şekilde bir şans, bir yol denemeye çalışıyorsunuz. Busmer öyle. Yani burada biz aşktan konuşuyoruz. Sizin kitlelerinizin çarpışması, rekabeti dışarıda olan ve en sonunda oylarla şampiyonluğa yansıyacak olan bir şey. Sevgili fandomlar, rica ediyoruz. Lütfen sizler de aklı başında ve sözünüzü geçirmeye gayret etmek için de bu çiftleri yıpratarak hareket etmeyin. Bu sezon böyle. Yapacak bir şey yok. İçerisi dışarısı birbirine karıştı. Ama en sonunda karar dediğimiz gibi siz vereceksiniz. Hemen oyları hatırlatalım. Kısmetse olur aşkın gücü. El Poder de L'Amour, yurt dışına oylarınızı göndermek isterseniz Almanya ve Azerbaycan başta olmak üzere başvurularınızı almaya devam ediyoruz. productionhouse.com.tr, kısmetse olur aşkın gücü official, Instagram, Facebook ve YouTube'dan bize ulaşabilir, bizi takip edebilirsiniz. Bugün telaşlı bitirdik. Yarın daha sakin ve mutlu, huzurlu karşınızda olmak dileğiyle. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın buluşmak üzere. Şimdi hoşça kalın.